In this game, one goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Günaydın, günaydın, günaydın. Cumartesi saat 11, Beyin Euroleague'le karşınızdayız. Turkish Airlines Euroleague'de çift maç haftası. Yani çift maç haftası da toplasanız en fazla bir haftalık maç oynandı. O yüzden Euroleague'deki son durumu konuşacağız. Geçen hafta yoktuk çünkü geçen hafta Euroleague maçı da yoktu. O yüzden bu hafta neler olup bitiyor genel olarak Euroleague'de onları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Hakan Demirel ve İhsan Bayülken yanımızda. Koç günaydın. Günaydın İsmail. Yoktuk geçen hafta. Neler hissettin cumartesi günü? Hayatında bir boşluk oluştu mu? Var, var. O boşluk var. Ama hani biz nereye? Takımlar ne yapsın? Düşünsene sabah kalkıyor. Ben bugün oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım? Yani soru işareti. Seyahate gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Rakip gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani bir sürü soru işareti yani. Hani biz biraz daha kenarındayız ama oyuncular ne yapsın, antrenörler ne yapsın? Yani günaydın diyerek başladın. O zaman ben de söyleyeyim. Yani kusura bakmasınlar, Euroleague yönetimi burada felaket bir yönetim sergiledi. Yani Euroleague'in kararlar silsilesi gerçekten rezalet. Bakın şöyle bir matematiksel olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi karantina 7 güne indi değil mi? Aşısız evet, oyuncular ya. İçin de karantina 10 güne indi. Peki Zenit-Efes maçının ertelendiği gün belli önceki hafta. Zenit-Efes maçının üstüne o oyuncular 7 gün karantinada kalacak değil mi? 7 gün karantinada kalacak oyuncular için perşembeden perşembeye zaten Zenit'in 2 tane maçı var. Ya iptal etsene, o gün iptal etsene Zenit'in diğer 2 maçını da. Niye son güne kadar bekletiyorsun? Yani bu işin yayıncısı var, salonu var, şu var, bu var. Yani olacak iş değil gerçekten. Yaşayarak matematiksel olarak, matematiksel olarak bu maçın iptal edileceği zaten belli. Yani o maç iptal olduğu anda hani bir dahi olduğumuzdan falan değil, basit abaküsle parmağınızla da hesaplayabilirsiniz. Yani abaküsten 7 günü at böyle, pazartesi, salı, çarşamba diye say, 7 günde zaten 2 tane maçı var Zenit'in. Ama burada bu çift maç haftasında Zenit'in maç oynayamayacağı belli. Şimdi pazartesi gününden haber geliyor, Maccabi'de 4 vaka çıktı diye. Bizim kendi grubumuzda işte biz yazıyoruz, hani pazartesi muhtemelen Panathinaikos Maccabi iptal olacak diye biz konuşuyoruz. Yani 4 oldu, illa burada 7-8 olması gerekmiyor ki. 4 vakalı takımı oynatacak mısın perşembe günü, cuma günü? Tamam da şu anda zaten Euroleague yönetiminde A lisanslı kulüplerin yönetimsel olarak bazı kararları aldığını bilmiyor muyuz? O da, da yarı yarıya ki, o da 6'ya 5 işte hala tamam. Daha belli değil. Tamam yani sonuç itibariyle hani orada da bir kontrol mekanizmasında bir değişiklik var. Evet. Yani demek oluyor ki yani kulüplerin de burada bazı protokollerin tespitinde daha iyi bir iletişim içine girmeleri gerekiyor. Sadece Euroleague yönetimi değil, yani Jordan'in durumu zaten ciddi bir soru işareti. Şimdi bu kadar soru işareti, yani yönetimsel olarak organizasyon şemasındaki en üstteki adam soru işareti ise alt taraftaki kimseye ben bir şey demeyi çok doğru bulmuyorum. Doğru. Yani benim tamam. Kendi hani kurumsal diyoruz ya, hani hep kurumsallık çok önemli falan. O zaman değil. Kurumsallık değil bu yani. O konuda da haklısın. Euroleague ofislerinde de insanlar kendi geleceklerinin ne olacağı hakkında soru işareti yaşıyorlar. Yani birçoğu arkadaşımız konuşuyoruz. Ya İsmail, hepimiz açısından hayatın içindeki şu belirsizlikler yorucu değil mi? Yorucu. Hepimiz yoruluyoruz. Şimdi oyuncular, organizasyonların içindeki insanları düşün. Mesela NBA bunu halletti bir şekilde. Diyor ki biz gideceğiz diyor. Ha, NBA'de 11 maç iptal oldu. Euroleague'de 25 maç ya. Hangisinin fikstürü daha yoğun? Ama orası da bir tuhaf ya. Oyuncu bir anda kendisine bir bakıyor. Aa, ben diyor bugün Denver'ın formasını giymişim diyor. Tuhaf ya. Değil bence. Bence yani, tuhaf değil. Ya NBA şu anda organizasyonel anlamda gücünü gösteriyor. Yani herkese şöyle pazularını sıkıp şov yapıyor yani NBA. Normalde NBA kadrolarında eskiden, çok eski dönemde 12 kişi vardı. 12 kişi 30 takımdan 360 oyuncu ederdi. Hadi sekenler şöyle böyle 400 oyuncu diyelim. Daha o zaman D-League'in olmadığı ya da bu kadar revaçta olmadığı dönem. 360 oyuncuyu, 400 oyuncuyu kontrol ederdi NBA. Şu anda kadrolar zaten 15 kişi. Bu işin G-League'i var. İşte two-way kontrat dedikleri o iki yönlü kontratlar, 10 günlük kontratlar, şu bu derken şu anda 600 oyuncuyu kontrol ediyor NBA.
NBA şu anda hani obez bir yapıya girdi. 600 oyuncuyu kontrol ediyor. Doğal olarak olan buradaki takımları oluyor. Kimse transfer yapamıyor yani. Alttaki takımlar, işte besin zincirinin altındaki takımların beslenecek oyuncusu kalmadı. NBA'de artık yeni takımlarda böyle hani 10 günlük kontratlar için bu işleri takip eden bir departman bir açılmıştır değil mi? Var zaten ya. Yani orası kusursuz çalışıyor oyuncu. Yani borsa gibi değil mi? Ya bakıyorlar bugün 10 günlük kontrat akşam alacak oyuncular. Gelir misin der gibi oldu yani. Akşam halı saha var, gelir misin der gibi oldu yani. Çok hikaye var oyuncuların. Öyle. Halı saha olacaksa bir sürü aday bulabiliriz bak. Bulabiliriz değil tabii mi? Hakan günaydın. Günaydın. Sen nasıl hissediyorsun? Yani hem geçen hafta boştu hem bu akşam maçın var mı yok mu bilmeden yaşamak nasıl bir duygu? Geçen hafta büyük eksiklik hissettik çünkü her cumartesi sabah kalkıp sadece benim açımdan da değil yani evde sen gitmiyor musun sorusuna çok maruz kaldım. Ben biraz işin dolu tarafından bakıyorum yani işler normale döndükten sonra şimdi spontane yaşamak hep güzeldir yani nereye gideceğim belli değil, hangi maçı oynayacağım belli değil. Şimdi çok düzenli bir hayata geçecektir diye ümit ediyorum bu sezon sonrası. O monotonluk yaratabilir oyuncularda. Yani şu an tamamen herkes spontane yaşıyor yani oyuncu olarak. Dwayne Wade anlatır onu. Cleveland'da ilk transfer olduğunda uyandığımda hangi şehirde olduğumu bilmediğimi hatırlıyorum. Neredeydik acaba biz diye böyle kendi kendine konuştuğumu hatırlıyorum. Ben de yaşadım diyordum. Ya. Yani bir ümit mi? Bir İzmir şampiyonası yaşadık. Ondan sonra da dünya şampiyonası. 2006 yazı. Mayıs'ta girdik kampa. Herhalde Eylül'ün ortasına falan çıktık. En son Japonya'daydınız. Japonya'da. Zaten. Yani otel yemeği yiyemiyorduk öyle söyleyeyim. Yani çok hakikaten zorlayıcı bir süreç. Bakalım nasıl olacak? Yani Euroleague şimdi takvim için şimdiden konuşuyoruz. Bizle bile şu anda daha anlaşabilmiş değiller. Yani Efes'in ve Fenerbahçe'nin, Efes Bayern Münih, Fenerbahçe Real Madrid maçları. İkisini de 8 Şubat'a koymak istiyorlar şu anda. Yani bu mümkün değil. Yani İstanbul'daki basketbol severler için, Türkiye'deki insanlar için yani 2 saat fark olması da mümkün değil. Ne olacak bilmiyoruz. Yani neticede o gün oynasalar bile, aynı gün oynasalar bile basketbola zarar verecek, sponsorlara zarar verecek, bize zarar verecek, yayıncıya zarar verecek yani. Hani şu anda 25 maç demek. 25 maçın yeniden, hadi ikisi salı günü oynanacak şimdi. 23 maçı takvimde nerede konulacağı belli değil. Yani ciddi sıkıntı. Yani burada hani kulüplerin bir şekilde burada yıpranacağı, daha fazla bir yoğunluk içinde. Yani bu Allah şartlar oyuncuları altında korusun yani. Ben bu arada daha işin şeyi var. Final Four'u var. Final Four için de şimdiden dedikodular başladı. Sırbistan Belediye Başkan Yardımcısı ki orada aslında hani o yardımcı daha çok belediye başkanı gibi her şeyi Vesic kontrol eden kişi. Vesic dedi ki biz Almanya'da yapmayın dedi. Seyircisiz oynayacaksınız. Orada dedi hiçbir geliriniz olmayacak. Gelin dedi Belgrad'a. Burada dedi yapalım organize edelim bu seneki Final Four'u dedi. Şu anda Berlin'den Belgrad'a alınması konuşuluyor Final Four'un. Belediye başkanı resmen başvurduklarını açıkladı. Hatta Instagram hesabında da Euroleague'le çok yakın ilgili kişilerle beraber fotoğraflarını paylaştı. Belgrad da olabilir bu sene Final Four. Yani tabii bizim derdimiz hani takımlarımız orada olsun ya. Yani Belgrad, Berlin. Sonraki derdimiz de vize olur muhtemelen. Yani. Belgrad oraya vize olmayacağı için. Aynen. Berlin, yani vize sorun olmaz artık ya. Artık olmaz, var vizimiz. Benim yok. Yok mu? Niye alalım ki? Yani alıyorsun boşa yani biliyorsun. Doğru. Peki sonuçlara bakalım o zaman. Şöyle yapacağız. Çift maç haftasının iki ayağını da verelim sonuçları. Çünkü zaten toplayınca dediğimiz gibi oynanan maç sayısı çok az olduğu için. Fenerbahçe Beko Olympiakos'u farklı mağlup etti. İlk konumuz bu olacak zaten. Belki de Avrupa'da yılın sürprizi denebilecek işlerden biri. De Colo yok, Veseli yok, Şayok yok, Bartel yok. Olympiakos tam kadro geldi. Evet Covid dönüşü geldiler ama 7 maçın 6'sını kazanmış Olympiakos'u farklı yendi Fenerbahçe Beko. Bayern Jalgiris'i mağlup etti. Milano deplasmanda Barcelona'yı yendi ki gerçekten bu da çok acayip bir maçtı. Yani Ben Bentil inanılmaz oynadı. Sonunda da tabii Delaney'nin çok kritik basketleri vardı ama Ben Bentil hani Mirotic stopper sözünü
herhalde Will Thomas'tan devralıyor. Yani Will Thomas hep Mirotic'e karşı iyi oynardı. Şimdi Ben Bentil geçti. CSKA deplasmanda Panathinaikos'u yendi 98-74 ki o hikayeleri de konuşacağız. Daniel Hackett inanılmaz oynadı. 21. hafta maçlarına bakalım. Perşembe ve Cuma oynanan maçlara. Orada da Monaco deplasmanda Bayern Münih'i yendi. Yani Mike James yeniden MVP gibi oynamaya başladı. Çok ilginç. Antrenörü gönderdikten sonra artık suçlayacak kimse kalmadı diye herhalde. Acayip oynuyor ama Bayern'deki düşüş de dikkat çekici. Bu sene olmadı Bayern. Yani normalde çok verimli, çok iyi. Yani iç sahada tabii onların seyircisinin de olmaması hiçbir zaman önemli. Önemli sakatlıklar yaşadılar. Darn Hilliard takımın en değerli parçalarından biri. O yok. Barcelona Anadolu Efes'i 82-77 yendi. Ergin Ataman bir kez daha oyundan atılmış oldu. Detaylarını konuşacağız programın içinde. CSKA Moskova Azveli yendi. Yine Daniel Hackett'ın inanılmaz oyunu vardı. Real Madrid Baskonya maçı bu sene Euroleague'de en kısa süren maç oldu. 1 saat 15 dakikada bitti maç. Ne faul oldu, ne mola oldu. Hiç ya 1 saat 15 dakikada 40 dakikalık ve 15 dakikalık devre arası olan maçı bitirdiler. Gerçekten çok ilginçti. Puan tablosu bakacağız ama nasıl bir puan? En azından oynanan maçları da görerek bir puan tablosu yapmamız bu sefer iyi oldu. Barcelona 21'in 20'sini oynadı. Şöyle bakıyoruz. İlk 9 sıradaki takımlardan 21'de 21 yapan yok. Zaten hiçbir takım hiç 21'de yok. 21 yapmadı. Bir maç, bir haftanın tamamı iptal olduğu için. Ama mesela Milano'nun 4 maçı eksik. Fenerbahçe, Beko, Unix, Kazan, Zenit, Olympiakos, Real Madrid 3'er maçı eksik. CSKA ve Efes'in de 2'şer maçı eksik. Şu anda tablo böyle. Diğer sayfaya geçersek orada da Žalgiris Kaunas'ın 4 maçı eksik. Şu ana kadar Žalgiris'te çıkan Covid vaka sayısı kaç biliyor musunuz? Hiç yok galiba değil mi? 0. Žalgiris kendisini en iyi koruyan takım. Hiç Covid vakası çıkmadı ama 4 maçı eksik rakipler yüzünden. Azvel'in, Maccabi'nin, Kızıl Yıldız'ın 3'er. Alba Berlin'in 4 maçı eksik yine. Panathinaikos'un 3 maçı eksik. Puan tablosu bu yüzden biraz karışık. Nasıl olacak, sonu nereye varacak bilmiyoruz ama bu sıkışık fikstürde de artık şey de diyemiyoruz değil mi? Hani bir maçın favorisi var, yok, şöyle böyle. Onlar bitti artık. Bunu konuşamayacağız herhalde. Peki programda günün menüsüne bakalım. Uzun bir giriş oldu. Günün menüsüne şimdi göz atalım. Turkish Airlines EuroLeague'de 21. maç haftası geride kaldı. Ertelenen karşılaşmalar dolayısıyla temsilcilerimizin birer mücadele yaptığı haftayı bir galibiyet bir mağlubiyetle geçtik. Fenerbahçe, Beko, Veseli ve Dökolo'nun yokluğunda ligin üst basamaklarındaki ekiplerden Olympiakos'u rahat geçti. Sarı lacivertli temsilcimizin galibiyetinde öne çıkan detaylar ve isimler Bein EuroLeague'de değerlendirilecek. Anadolu Efes'e Barcelona deplasmanından mağlubiyetle döndü. Ergin Ataman'ın diskalifiye edildiği maçta %19'la üçlük isabeti bulan temsilcimizin son durumu ve fikstürü birazdan masaya yatırılacak. Haftanın maçlarından analizler, istatistikler ve detaylarla Bein EuroLeague başlıyor. Fenerbahçe Olympiakos maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe Beko Olympiakos'un favori olduğu maçta Ataşehir'de birçok eksikle kazanmayı başardı. Olympiakos'u farklı yenmeyi başardı. Hemen maçın istatistiklerini ekrana getirelim. Ekrana geliyor. Fenerbahçe Beko 15 üçlükle bu sezonun en yüksek üçlük sayısına ulaştığı karşılaşmayı oynadı. Ve bu maçı da kazanmayı başardı. 9 top çalma rakibe 16 top kaybı. Rakibi 16 top kaybına zorladı Fenerbahçe Beko ve 27 asist. Koç nereden başlamak lazım? Hikayeden başlamak gerekiyor. Fenerbahçe'nin hikayesinden başlamak gerekiyor. Yine rakamları yırtıp atalım. Yani Can çok güzel hazırlıyor bunları. Yani takdir ediyorum. Sayılardan uzaklaşmayalım ama hani bu süreçte özellikle bu Covid sürecinde ve maç ritminin kaybolduğu süreçte istatistiklerin hani yoğunluğu üstünden gitmek yani bazı şeyleri de net değerlendirmemizi engelleyebilir. Hikaye değişti Fenerbahçe'de. Şimdi Veseli ve Dökolo varken Fenerbahçe Beko'nun da kulüp hafızasıyla beraber hedef Final Four. Yani bunun dışındaki hiçbir sonuç kimseyi mutlu etmez.
Şimdi iki tane yıldız oyuncunun yanında Bartel ve Şayok'un olmadığı bir maçta beklentiler aşağıya indi. Yani takımdan beklenen nedir? Playoff mücadelesi içinde kalması. Şimdi beklentiden aşağı inmesi bir kere teknik kadroyu rahatlatmıştır. Oyuncuları rahatlatmıştır. Ve beraber güzel bir şeyler yapabileceğin ve bunu paylaşacağımız bir ortama ihtiyacımız var dediğin zaman. Ama bir gün önce Pierre Henry idmanda sakatlanıyor. Sakat sakat çıkıyor. Ve üstüne üstlük maç içinde bir kez daha sakatlanıyor. Hikayeni destekleyen noktalar da zaten bunlar. Yani ne oldu iş bir anda takıma. Şu anda takımın lideri kim? Pierre Henry. Henry gözüküyor. Ama normal şartlarda Henry'ye takımın liderliğini verir misin? Verebilirsin ama hayır. Her türlü sonuca artı eksi kabul etmen. Sen Baskonya gibi olursun. Yani iniş çıkışların fazla olur. Şimdi takım esas olduğu zaman içine bu hikayeleri eklemek daha kolay oluyor. Çünkü takım onu hissediyor. Yani Gudur için ben uzun zaman sonra bu kadar coşkuyla kenardan takımı desteklediği bir maç görmedim. Sahiplenmişti. Sahiplenmiş. Herkes takımı sahiplenmişti. Şimdi o coşkuyu takım halinde evet bizim yıldızlarımız yok ama hani biz de onlar gelene kadar yapacağımızın en iyisini yapalım dediğin zaman işte bu tablo çıkar ortaya. Herkes elinden gelenin maksimum düzeyde oynadı oynamadığı takılmadan ne verebileceğini sahaya yansıtması şeklinde. Zaten Djordjevic de bu doğrultuda sezon başından beri takımın hep o enerjisini, mücadelesini hep belirgin halde tutmayı başarmıştı. Ve Olympiakos maçında da bir patlama oldu. Peki itiraf edelim. Maç öncesi Fenerbahçe'nin kazanacağını bekliyor muydun? Beklemiyordum. Ama sonuç itibariyle kolay teslim olmayacağını da biliyordum. Biliyordum, o karakteri evet. Var. Ama kazanmasını beklemiyorduk. Normal şartlarda çünkü evet. Çünkü mücadele eden takım. Hakan sen bekliyor muydun? Ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Benim bir arkadaşım, çok basketboldan da çok iyi anlayan bir arkadaşım. Meteor düşmesi lazım Fenerbahçe'nin kazanması için dedi mesela maç öncesinde. Ya o kadar tribünler beklemiyordu. 2000 bilet satıldı. Nereye düşmüş meteor? Meteor düştü herhalde bilmiyorum. Ben de ona öyle dedim zaten. Don't look up yaptım. Yani 2000 bilet satıldı zaten. Bekleyen kimse yok neredeyse. Nasıl oldu? Fenerbahçe kaybedecek bir şey olmayan bir takım gibi oynadı. Yani biraz bu bence Djordjevic'in karakterine de uygun. Yani Djordjevic böyle underdog dediğimiz takımları bence daha çok inandıran bir koç. Koç geçen seneki Milano Virtus serisi gibi. Aynen diyorsun. Öyle. Şimdi Nando'nun ve senin olmadığı bir günde yani maç önü yayında da söyledik. Fenerbahçe eğer takım halinde keyif alacağı ortamı yaratırsa o zaman mücadeleci olabilir diye düşündük. Öyle de oldu. Bunun yanında takıma ilham veren noktalar oldu. İşte Pierre Henry'nin sakat sakat oynaması ve hakikaten oyunun her anında hiç sakınmadan oralarda olması. İsmet'in kenardan gelerek maça yani bir sayı attı ama etkisi çok daha fazla. Yani o takımın karakterini ortaya koyan, o takımın beraber, o takım olmanın keyfini çıkardığı noktalar vardı Fenerbahçe'nin maçta. Geri adım attırdı Olympiakos'u. Yani Olympiakos gibi bir takıma geri adım attırmak, takım kültürüyle beraber, oyuncu karakteriyle beraber, takım halinde bunu yaptırmak da bir anda hep beraber ki Melih mesela sezon başından beri hiç bu kadar dominant, Euroleague'de dominant oynadığını görmedik. Evet. Yani takım halinde mücadele etmek hakikaten çok keyif verir. O zaman eksik parçaları görmezsin, işte ne bileyim bir ağrını, sızını hissetmezsin. Bir anda farklı bir yere gelir oyun. Fenerbahçe'de onu yaşadı. Yani çok güzel bir tecrübe yaşadı Fenerbahçe. Çok da keyif verdi. Peki 15 üçlüyü nasıl açıklayacağız koç? Yani önceki haftalara bakıyoruz. Hep şunu konuşuyorduk Fenerbahçe'de. Ya bir takım 5 üçlükle 6 üçlükle Euroleague'de maç kazanamaz. Yani 15 üçlük isabeti geldi bir anda. Bunu nasıl anlatacaksın? Nasıl oldu? Bu tamamen oyuncuların kendilerini rahat hissetmesiyle veya konsantrasyon olarak kendi görev tanımları içinde. Yani o 15 tane giren üçlüye bak, hepsi zaten oyuncuların tipik özellikleri veya kullanmaları gereken yani. Sadece burada iki yani tane... Olan dışı yoktu. Hayır. Evet. Burada iki tane noktanın altını çizmek gerekiyor bu üçlüklerde. Birincisi geçiş oyunları. Çok fazla üçlük isabeti buldu. Bu da tamamen Fenerbahçe Beko savunmasının agresifliğinden kaynaklandı. Olympiakos topa baskı yediği zaman çözüm üretmekte zorlanan bir takım. Yani onlar hücumu bakma kısalar elinde gibi gözüküyor ama takım halinde yaparak başarılı olan bir yapısı var. Yani uzunları da
forvetleri de işin içine soktuğu zaman. Ve geçiş oyunlarında bulunan üçlükler Fenerbahçe'nin savunmadaki agresifliğinin daha da artmasını sağladı. Özellikle 3. çeyreğin 52-50 idi. Ondan sonra son 4 dakikaydı. 3. çeyreğin son 4 dakikası 7 tane top kaybı yaptı Olympiakos. Evet. Orada 67-59 oldu periyot sonunda skor. Ve diğer yandan da oyunun çözülme üçlükleri Devin Booker'dan geldi 3. çeyrekte. Yine tepeden bulduğu 2 tane üçlük isabeti var. Yani şimdi 5 numaralardan. Bu işte birisi. 5 numaralardan bu üçlükleri bulduğun zaman rakip takımın sistemine zarar veriyorsun. Ve bugünler yani bu Covid ve belirsizliğin olduğu günlerde sistem oynayan takımlar bu belirsizliklerden veya bu maç ritmini kaybetmekten çok daha fazla etkileniyorlar. Yani biraz daha kaosun içinde olan takımlar bence buradan daha olgun ve daha böyle yırtıcı çıkma şansına sahip oluyorlar. O yüzden maçlar bu kadar zevkli. Euroleague'de de kaosun başkanı Pierre-Henry herhalde, değil mi? Muhakkak öyle. Muhakkak. Yani hani iki ucu keskin bıçak sözünü tamamen sözlük karşıtı yani Pierre-Henry. Ama çok mutlu olduğunu görüyorum ben. Yani bu seneye bir kere çok motivasyon yüksek bir şekilde başladı. Bir de şimdi hatırlarsak çok da eleştirdik bundan 5-6 hafta önce veya 7-8 hafta önce. Eleştirdik, taraftar protesto etti, yuhalandı. Yok, ona eleştirdik, oraya gelecektim. Yani yuhalandı Pierre-Henry'ne, yuhalanmasını eleştirdik. Şimdi bu süreçten, şimdi vazgeçen oyuncular var. Bunu bir challenge olarak görüp, o hayatta kalabilen oyuncular var. Pierre-Henry buradan kuvvetlenerek çıktı. Shane Larkin hatırlayalım, geldi Anadolu Efes'te. İlk 9 hafta rezalet oynadı. Ondan sonra bambaşka bir seviyeye çıktı. Ve buradan bu kötü başlangıçtan kuvvetlenerek çıkan oyuncular hakikaten çok daha istikrarlı olabiliyorlar. Çünkü mental olarak o kırılmayı zaten başında yaşadığı için, daha doğrusu yaşamadığı için ondan sonra... Daha kötü ne olabilir ki diye düşünün. Muhakkak. Yani Pierre-Henry hakikaten o süreci, o kötü günleri çok kuvvetli bir şekilde atlatarak çıktı. Tabii burada... sadece Pierre-Henry oradan çıktı demeyelim. Fenerbahçe çıktı bu süreçten. Çünkü işte Vesel'in orada şu inanılmaz bir turnikeydi. Yani. İnanılmaz, inanılmaz. Ya nasıl orada çevirdi topu orada. Açık, yani. Açık sahada yani belki bak, de şuna baksana. Bir tane tek adım turnikesi var. Tam Dwayne Wade turnikesi. Bir tane tek adım turnikesi var. Biraz önce yine o Derrick Rose tarzı. Abi inanılmaz yani. Acayip kuvvetli gidiyor. Peki maç içinde sakatlandığında ne hissettiniz? Soyunma odasına gitti. Bir de Pierre-Henry acı eşiği düşük bir oyuncu değil. Yani hani en ufak bir şeyde ah şuram acıyor, buram acıyor deyip işte bu sakatlık anı ne hissettiniz? Ben döneceğini 54-53. Ben döneceğini, deneyeceğini tahmin ediyordum ama. Çünkü deli diyorsun yani. Şimdi ortam Henry'nin bu maçı bana bırakın veya bu takım tamam bende diyebileceği bir duruma geldi. Şimdi bu duruma gelmişse bu tip oyuncular mental olarak bir anda daha da güçlü olurlar. Zaten maçın içindeki yönetim tarzı, oyunculara yaklaşımı, bundan önce hep bir kafasında kaos vardı, soru işareti vardı. Çünkü hani Vesely De Colo'yu nasıl tamamlayacağı kısmında daha fazla beyin jimnastiği veya oyun aklını kullanmak. Şu anda öyle bir durumu yok. O yüzden oyuna... Takımı bana bırakın diyebilmesi için bir geri dönüp bir mesaj vermesi gerekiyordu. Ama çok zorladı. Yani önce ilk kenarda masaj yapıldı. Sıradan bir oyuncu. Soyunma odasına gitti. Fark etmez. Sıradan bir oyuncu için evet. Biterdi maç biterdi. Orada. Ama Henry gibi bir karakter için yani takımı böyle yakalamış. Kendisini ön plana atmış. Ve oyuna olan bakış açısını destekleyen bir ortamda ben geri adım atacağını düşünmüyordum. Sınırlarını zorladı. Bu konuda da yani ona... ayakta kalmasından dolayı yani büyük ihtimal herkes çok büyük saygı duyuyordur. O yüzden biz de yani hikayeyi Henry'nin üstünden vermek en mantıklısı olur dedik. Evet. Hakan yani en son çıkarken artık yüzündeki acı okunuyor. Yani bir gitti, sakatlandı, soyunma odasına gitti, geri geldi. Geri gelince de arkada bench'in arkasında yürüyerek bir kendisini denedi. En son çıkarken artık bir kolunda Cenk Renda, bir kolunda Devin Booker yani en son orada soyunma odasına tekrar gitti. Bak yüzündeki acı zaten bundan önce işte bu anda dedi ki beni değiştirin. Bu set bitti, döndü, savunma yaptı. Asistini yaptı. Çıkarken baksana yüzündeki acıya. Oyuna her şeyiyle var olabilen, var olmayı seçen bir oyuncu. Yani agresiflik de orada keyif almayı biliyor.
Yani o yüzden zaten Nando'nun Vesey'nin olmadığı daha duygusal bir maçtı. Duygularıyla oynayan bir Fenerbahçe'de daha çok sivrildi bu maç. O yüzden tabii ki bu kadar performanslı, bu kadar eforlu oynayan bir oyuncu için yapabildiğini, bildiği şeyleri yapamamak çok zor. Yani o acıyla oynamak mümkün değil yani bu tarz oyuncular için ki uzun oyuncular işte tecrübesiyle durması gerektiği yeri işte bilmesiyle falan bir ufak kurtarabiliyorlar 3-5 dakikayı ama kısa oyuncu olarak mümkün değil yani. Çünkü hem baskı yiyorsun hem karşıda baskı yapıyorsun. Baskı yapmak zorundasın. Bunları yaparken düşünmen gerekiyor. Orada seti seçeceksin, oyuncuları yerleştireceksin, koçu dinleyeceksin. Şimdi yani bir sürü parametre var. Kafan ne bileyim bir sakatlığındaysa bunlarla oynamak hakikaten çok zorlayıcı yani çok büyük fedakarlık istiyor. Maçın içerisinde de bir yani tabii nereden yaşadı sakatlığını bilmiyoruz belli gibi duruyor. Evet. Yani 2-18'lik Mustafa Fal'a çarptığı için de biraz onun etkisi ya, daha büyüktür. Evet yani. Evet yani şu sakat yani bu tür pozisyonlara ben zaten hiç bakamıyorum ama yani hakikaten umarız bir şey yoktur çünkü çok gönülden oynuyor bu sene. İki gün idman kaçırdı. Şimdi toparlayacak. Saygıyı hak ediyor. Geri dönecek gibi duruyor. Yani saygıyı hak ediyor yani. Şimdi iki taraftan bakmak istiyorum. Birincisi bir spor sever olarak koç. Şimdi biz o salonu yani 2012'den bu yana her maçta oradayız. O salonu artık biliyoruz, yaşıyoruz. Kim nerede oturuyor, salonun tepkisi ne olacak, İzmir Marşı ne zaman girecek, her şeyine kadar hakimiz. Bu salonda ben şunu gördüm. İnsanların kazanmakla kaybetmekle, evet tabii ki kazanınca çok daha mutlu oluyorlar ama kazanmakla kaybetmekle ilgileri biraz daha geride gibi hissettim. Jelik Obradovic'in yarattığı bu kültürden sonra temsil edilmek, sahada mücadele etmek, iyi basketbol izlemek, mücadele eden takım görmek bir numaralı şey. Çünkü Jelik Obradovic de geldiğinde amacım bu tribünleri doldurmak demişti. Şampiyon olmak dememişti. Tribünler de hala bu kültür üzerinden gidiyor gibi hissediyorum. Ve şu anda Olympiakos maçı kaybedilse bile çok büyük bir takdir ve teveccüh görecekti bu takım gibi hissediyorum. Katılır mısın? Oradaki atmosferi nasıl gördün? Ya şimdi Fenerbahçe bir kere organizasyon olarak, kulüp olarak o çıtayı aştı. Yani artık burada basketbol yani Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi ama basketbol olarak da artık bir kültüre sahip. Şimdi takımı taraftar olarak izleyenler veya orada bu işi yapan herkes biliyor ki Fenerbahçe Beko'nun sahadaki duruşu bulunduğu konumu desteklediği zaman burada kazanmaya yakın bir tablo olacak. Şimdi önemli olan öncelikle sahaya çıktığın zaman o duruşu sergileyebilmek. O duruşu sergilediğin zaman zaten diğer maç kazanma parametreleri devreye girecek. Yani baktığın zaman 27 tane asist yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani takım halinde bir paylaşım var. Yani burada önemli olan Fenerbahçe'nin bu başarıyı yakalamasındaki tesadüf kelimesinin yok olması. Ve tesadüf kelimesi yok burada. Çünkü Fenerbahçe formasını giyiyorsan, bu markayı temsil ediyorsan, geçmişten gelen o başarı skalasının bazı yerlerde inişler çıkışlar yaşasa da hep bir istikrarla gidebilmesi için sahada oynanan oyunun belli bir limitte olması lazım. Oyuncu bunu hissettiği zaman o zaman iş başka bir yere geliyor. Hani bunu hisseden oyuncular vardır. Mesela hani Polonara örneğinden gideyim. Hani Can'ın istatistiklerini desteklemek adına söylüyorum. Evet. Son 3 maçta Polonara 28 dakika ortalamaya yakaladı. Nasıl oynuyor? Sayı ortalaması 17. 3 sayı yüzdesi %47. Çünkü pozisyonu, maçı yaşıyor. Şu anda Can da sağ olsun hemen son maç istatistiğini verdi. Ve 7 rebound ortalaması var son 3 maçta. Yani çünkü oyun akıyor artık. Aynen öyle. Oyun Polonara'nın, yani basket olduğu zaman tribünlere dönüp reaksiyon veren 2-3 oyuncudan bir tanesi. Polonara. Bu zaten onu arıyor. Sürekli. Evet çünkü oyun... Molaya giderken bir molaya gitmeden önce bir tribüne bakıp şöyle bir yapıp öyle gidiyor mutlu. Tamam, her ama seferinde. Bak son maçlardan önce 27 dakika oynadığı maç yok. Doğru. Oyun ona geldi.
Ama biliyor ki ben çıkmayacağım diyor. Ben bu takıma verebilecek çok şeyim var diyor. Ve bunu istatistiksel olarak da gösteriyor. Bu takımın yapısına baktığın zaman, Polonara böyle oynadığı zaman Devin Booker'a dönüyorsun. 6 rebound 5 asist. Attığı sayıyı bir kenara bırakıyorum. Takıma yardımcı olmuş. Dechampier daha fazla işin içine girebiliyor. Ve savunma, koşma, Henry'nin istediği oyunu da destekleyen bir Polonara oluyor. Aslında takımlar yaşadıkça bunu öğreniyor. Fenerbahçe taraftarı bu kadar. Ya bu Kalemun gibi de ama renk değiştiriyor takım. Yani Kokoşkov gitti, Georgevic geldi, Yıldızlar sakatlandı, sistem değişti. Devamlı bir renk değişiyor Fenerbahçe'de. Ama herkesin baktığı tek bir şey var. O oyunun ruhu, salonun ruhu ve her türlü olasılıkta gelip orada sahada takımı destekleyen 2000 kişi ise 2000 kişi. Onu kaybetmemek gerekiyor. Çünkü evet, o 2000 kişi senin aslında nefes aldığını gösteriyor. Hala bir senin sahipsiz olmadığını gösteriyor. Kötü işler nabız olabilir. Nabız atıyor diyorsun hala. Yani nabız atmak zorunda. Fenerbahçe için basketbol artık bir kültür. Bundan kimse vazgeçemez. Yani 2012 dedin değil mi? 10 sene. 15 yaşında Fenerbahçe Beko'yu takip etmeye başlayan bir çocuk diyelim artık. Bu salonu gördü sadece. 25 yaşına geldi. Genç adam oldu. Veya 30 yaşında genç bir baba çocuğunu anne götürdüğü zaman 5 yaşında, 6 yaşında. Şimdi daha bilinçli bir şekilde maçı. Yani burada bir devamlılık var. Hani yabancıları diyoruz ya işte bütün kültürünü biliyor. İşte İngiltere'de futbolla ilgili bütün kulüplerin taraftarı her şeyi biliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de artık kim oynadı, kim oynamadı her şeyi bilen bir taraftar kitlesi var. Yani bu sadece Fenerbahçe özdeş değil. İnan bana Fenerbahçe basketbolunu Avrupa'da da, yurt dışında da, aynı Anadolu Efes gibi takip eden bir sürü basketbol sever var. Doğru. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Sporun paylaşımı. Hakan sen de oynadın Fenerbahçe'de ve bu ruhu bizden daha iyi biliyorsun. O soyunma odalarında yer aldın, o formayı giydin, o taraftarla iletişim halinde oldun. Ne anlatırsın, ne gördün bu zor günlerde? Bir kenetlenme var şu anda. Ya çok şey değişti tabii. Yani benim oynadığım dönemden bir kere sonra salon yoktu değil mi bu? Yok, salonun açılışında ben vardım. Var mıydı? Evet, ilk senesinde vardık. Ama tabii o zamanki kültürden Obradovic sezonu, Obradovic'le beraber anlayışı değiştirdi Fenerbahçe. Yani o zaman benim oynadığım dönemde Fenerbahçe basketbol takımı yine çok yarışmaz, işte şampiyonluklar kazanan, kaybetmeyi hiçbir zaman aklına geçirmeyen bir takımdı ama nasıl diyeyim, biraz böyle tamah eden bir psikoloji vardı zaman zaman. Yani işte yetinen daha doğrusu. Ne bileyim işte son 16'ya kaldığında Euroleague'de onu başarı olarak gören veya son 8'i çok büyük bir başarı olarak gören bir Fenerbahçe vardı. Ama ondan sonra Obradovic'le beraber işte arda arda gelen Final Four'lar, o aile ortamının yaratılması ki bence gerçekten Obradovic Fenerbahçe'ye kültür olarak, basketbol kültürü olarak o takım olmanın ruhu olarak kattığı en önemli şey o aile ortamının sağlanması. Yani çünkü her çok söylemi ben sevmiyorum. İşte biz bir aileyiz. Biz aile olmak öyle bir senede, iki senede olacak bir durum değil. Yani sen eğer kötü gününde kavga ederken, yenilirken, dibe düştüğünde eğer aile olarak kalabiliyorsan, takım olarak kalabiliyorsan o zaman sen aile olabiliyorsun. Fenerbahçe bunu defalarca tecrübe etti. Geçtiğimiz son, yani şu anda yaşadığımız süreçle beraber iki farklı koçla, farklı oyuncularla, farklı sistemle, orada bir zamanda zaten sürekli, hatta orada için son senesi oradan hiçbir zaman ayrışmadı. Yani takım olmaktan ayrışmayan bir Fenerbahçe ortaya çıktı. O yüzden zaten şu anda Fenerbahçe vazgeçmeyen bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin bu salonu, işte İhsan abi, yani oranın bir ruhu var, oranın bir enerjisi var. Gidince onu anlıyorsun. Yani onu hissetmek, oyuncu olarak hissetmek hakikaten çok ciddi bir lüks Fenerbahçe için. Çünkü bunu oyuncuya anlatamazsın. Yani ne Melih bunu anlatabilir, ne Veseli anlatabilir. Hissetmek farklı bir durum. Başka bir şey. Pierre Henry oraya geldiğinde de, Jean-Pierre, işte Akile Polonara, kim olursa olsun oraya gelen, Fenerbahçe formasını giyen her oyuncu bir taraftarın gözüne baktığında, göz göze geldiğinde o ruhu, o adanmışlığı hissedebiliyor. Bunun yanında
Fenerbahçe'nin yani işte antrenörler değişiyor, gidiyor, geliyor ama Melih'i, işte Veseli'yi orada tutması kurum hafızası. Kurum hafızası açısından çok değerli. Gerçekten çok değerli. Peki oradan devam edelim. Melih ve İsmet'i ben koyacağım. İsmet bu sezon geldi takıma ama bu maçta çok etkili oyun oynadı. Yani istatistikte bakıyorsun İsmet Akpınar'ın verimlilik puanı -5 görünüyor. Ama hiç öyle değildi. Yani Pierre-Henry'nin olmadığı bölümde mücadele, savunma bilmiyorum. Ben çok iyi hissettim İsmet'in sahada kaldığı bölümlerde. Sen ne gördün koç? Hem Melih için hem İsmet için ne anlatırsın? Önce İsmet'le başlayalım. İsmet'in tabii burada önemli olan o Dorsey ile beraber hani orada bir hafif bir kavga etti. Yani kavga demeyelim de hani maç içinde olur ya böyle bir ya sözel olarak ya fiziksel olarak birbirine yakınlaşıp oyuncuların bir mesaj verme. Horozlanma değil. Ne değil tamam yani. Horozlanma de peki. Orada hiç gelir adım atmadı. Süper bir şey. Yani şimdi iç sahada oynuyorsun. Fenerbahçe taraftarının oyun bilgisini, oyunun içindeki değeri katmasını düşündüğün zaman bu tip hareketler yani bu takımın şuna geleyim. Biraz geri gideyim. Bundan önceki hani böyle bir ilk sezon başladığı zaman homurtular vardı salonda. Evet. Hani bir takımdan hani bir beklenti var, karşılığı almıyor, sahadaki oyun bunu desteklemiyor, kopuk kopuk işler var. Şimdi ama Fenerbahçe'de bunları az süre alan veya bazı maçlarda İsmet kadroda bile yoktu ondan sonra. Ben bu arada şu anda fark ettim, İsmet başlatıyormuş bu arada kavgayı. Tyler Dorsey'nin dışarıya çıktığında dönüyor İsmet bir eliyle böyle bir oyun devam ederken bir hareket yapıyor. Tabii. Tyler Dorsey'ye. Aslında başlatan da İsmet'miş. Bu ortam bu tip davranışları her zaman için destekler. Tabii dozajını iyi ayarlamak lazım. Hani biz diyoruz ya Kalinic hani buralarda hep fark yaratan o ne derler? Oyunun içinde hani karşı oyuncunun aklına girme kısmı vardır. Antic. Antic zaten ağır abiydi. Profesörü. Tabii yani işte Datome'nin saçını kesen adam olarak biliyorum ben ama sonuç itibariyle o ağır abiydi. Çok fark yaratıyordu. İsmet'in burada bu reaksiyon vermesi için takımın sağdaki duruşunun da bunu desteklemesi gerekiyordu. Yani bazen bunu öyle bir yaparsın ki ya ne yapıyor ya bu çocuk dersin. Tamam ama sağdaki takımın bunu destekleyen o kadar çok hikayesi vardı ki İsmet'in yaptığı da bir şey eksikti galiba. Tamam onu da bulduk dedi. İsmet şunu yaptı. Hepimizin aklı Pierre-Henry'deyken burada dedi sahada bir şey oluyor siz buraya dönün dedi. Ve o anda çünkü onu da şöyle oluyor. Hani mahallede oturuyoruzdur ne oluyor ya kavga mı var deyip böyle herkes bir anda tekrar oraya döndü. Eyvah Pierre-Henry gitti derken hayırdır sen bizim takımımızdan çocuğa nasıl dikleniyorsun deyip böyle Tyler Dorsey'e gidip onu yaptı. Abi yani. Oyunun sonunda evet. Sulukas'a dikkat ettin mi? Yaptığı baskeyi İsmet'e, Tyler Dorsey ve Sulukas'a. Yani maçı kaybetmişsin sen 15 olmuş. Ama sen hala İsmet'le ilgileniyorsun evet. Yani. İki oyuncunun da aklına girmeyi başardı ki bu iki oyuncu. Olympiakos'un maç sonunda belki de topu teslim edeceği iki oyuncu. Şimdi işte buradan başlıyor. Şimdi bak İsmet'i izleyin. Bak atıyor ondan sonra dönüp. Orada hareketi. Öyle başlıyor zaten. Ondan önce de Kostas Lukas'a topunu çaldığında da yine bir yumruk yapıyor. Ondan sonra Tyler Dorsey üzerine yürüyor. Orada işte bütün tribün ayağa kalkıyor o anda. Bu arada bu sertliği yaparken çok da soğukkanlılıkla kalıyor. O yani sınırlarda kaldı. Evet. Mükemmel ya. Evet. Tam o aradığımız şey. Mesela Larenzakis bir tane dirsek atıyor far gösterirken. Sakin. Orada çok sakin. Ne yaptığını biliyor yani. Bence çok ihtiyaç duyulan bir şeydi Fenerbahçe'de. Onu yaptı İsmet. Ama Fenerbahçe sezon başından beri takım halinde mücadele ediyor. Yani -5 değil, yıldızlı 5 veriyoruz tabii, biz tabii. İsmet'in. Yani, ama dediğim gibi burada o takıma ait olmayı hissetmek ve bunu yapabilecek o ortamın içinde hani bunları dozajında yapacak şekilde sahada var olmak yani Fenerbahçe'nin belki de kimliğini de biraz daha mücadeleci, o yıpratıcı rakip takım boğan yapısının bir mental olarak da sahaya yansımasıydı. Kaptan? Kaptan muazzam oynadı ya. Ya şimdi şöyle bir şey. Takım halinde kazanılmış bir maç bu. Şimdi bir kere... 6 oyuncu çift tane dedi. Evet bunun hakkını verelim. Yani takım halinde topu paylaşıp her şeyi paylaşarak... Yani bir oyuncu ön plana çıkartamıyorsun.
Ama Melih'in de buradaki potansiyelini takım halinde oynandığı zaman, ki bazı setler onun üstüne oynandı. Georgievich de onun üstüne oynamaya çalıştı o dış atıcıyı bulmak anlamında. Ve Melih de o verdiği rahatlık veya takımın o olgun oyunun içinde kendi üstüne düşeni yapabileceğini bir kere daha göstermiş oldu. Yani Melih hani gününde olduğu zaman Euroleague'in önemli dış atıcılarından bir tanesi. Ama onun da gelişim süreci tamamen Obradovic'in onu kodlamasıyla oldu. Yani ondan önce bir sürü takımda var olma savaşı içinde olan bir oyuncuydu. Yani o yüzden hep diyoruz ya kötü oyuncu yoktur abi. Bulunduğu ortamda verim veremeyen oyuncu vardır. Doğru. Yani o yüzden hani Melih'in de burada Euroleague'de bu noktaya gelmesi, Fenerbahçe Beko'nun kaptanı olması zaten onun bu hikayesinde neleri başardığını gösteriyor. Özellikle Euroleague seviyesinde hiçbir oyuncu tesadüfen oynamaz değil mi? Ya şimdi karşı takımda Melih oyuna girdiği zaman önlem almıyor yani üçlüğüne dikkat edin demiyorlar mı? Veya karşı takım ya bu üçlük... Şimdi demek oluyor ki bir şeyleri başarmış. Evet. Yani onda sıfır atsa bile başarmış. Evet. Hakan sen ne diyorsun Melih'in katkısı için? Ya Melih bunu Obradovic zamanında da çok iyi yap. Yani şimdi kenarda oturup koçun onu sahaya sürdüğünde o limitli dakikalarda iyi oynayabilen oyuncu var. Oynayamayan da oyuncu var. Melih'in hem oyun tarzı olarak hem kendinin hazırlayışı olarak hem yani kendi maç sonu röportajında da söyledi. Fenerbahçe formasıyla mutlu olduğu için o anları çok iyi geçti Obradovic zamanında. Biraz oradan kalan alışkanlık da bence şu anda işte Avrupa'da iki maç oynamıyor. Çıkartıyor üçüncü maçta koç sokuyor ve orada oynuyor. Ama ben burada bir krediyi de koç Georgievich'e vermemiz lazım. Bence Georgievich oyuncuyla ilişkisini tabii işin içinde değiliz ama çok iyi yani hissedilen, iyi tutabilen bir koç. Yani o bence arkadaş gibi yaklaşıp bu oyuncu koç ilişkisini daha çok böyle normalde Sırp koçlarda çok böyle dikte ettiği bir tarzı vardır ama Georgievich'in daha çok böyle arkadaşla yaklaşıp bence ilişkiyi oradan öyle kuruyor. Ben tamamen öyle görüyorum. Çünkü bu arada gittiği takımlarda hep oyuncular seviyor onu. Yani çok belli. Hakikaten belli. Şart ne olursa olsun yani oyuncuların sahada mutlu olduğu gözlenebiliyor. Yani ne bileyim geçen seneyi hatırlayalım. Bazı oyuncular girdiğinde çok mutlu gözükmediği anlar olmuş. Çünkü evet. Kokoşkov birçok detaylı oynayan bir koç. Rol tanımlarının çok net olduğu bir koç. Ama burada mesela oynayacağını bilmeden de sahada olsa oyuncu o mutluluk gözünden okunuyor. İlginç. Yani bu birlikteliği sağlaması da çok önemli. Melih'in de rolü bu açıdan. Tabii ama şeyi unutmamak lazım. Şimdi takımda yıldızlar olmadığı zaman en zayıf halkan kadar güçlüsün lafı var ya. Önemli bir laftır. Kimse en zayıf halka olmak istemiyor. Yani şimdi Metecan ilk üçlük isabetini buldu. İlk sayılarını attı bu maçta Euroleague'de. Evet. Floyd diyorsun. Hani takım giderken o da hani iki sayı üç ribaundlık bir katkı yaptı. Bir tane bloğu var önemli. Evet, Sulukas'a yaptığı bir blok var. Yani burada önemli olan takım olgusu içinde herkesten öyle ya da böyle hani masaya bir şey koyması. Doğru. Şimdi bunları da sağladığın zaman o zaman takım olarak herkesteki performansı daha net bir şekilde veya sınırlarını görmedi yani veya ne derler zayıf yönlerini saklayıp takıma olumlu bir katkıyı da tartışabileceğin bir ortam oluyor. Şu anda Fenerbahçe Beko'da o kıvamda ver. Kazanır ya da kaybeder kısmını bir tarafa bırakıyoruz. Bu takım sezon başından beri mücadele ediyor. Kendine bir hedef koymuş. O hedef yukarısı da olabilir, ortası da olabilir. Hiç fark etmez. Maçı oynamaya hazır bir Fenerbahçe Beko var. Peki bu esnada yıldızlar yok dedin. Yıldızlar ne yapıyor? Nando De Colo neler yapıyor? Şimdi ona göz atalım. Çift ayak bak o
böyle 5 adım yapıp tek tek veriyor ya, onları ayak içiyle de yaparsın, ayak üstüyle de yaparsın. Ayak üstüyle verdiğinde sol ayak da çok iyi. Sol plasede biraz sıkıntı vardı pas kalitesinde ama yani madem eli kırık, ben buradan İsmail Kartal'a sesleniyorum, hocam değerlendir. Ritmi. Yani sağa çıktı oynar. Ritmi gayet iyi. Hücum gücü var, çalım da atar. İki tane şeyi tespit edelim hocam o zaman bak, burada. Hocam bak pas kalitesi çok iyi sağ ayak. Bir Eurolig'in kliniği var şu anda. Orada çocukların gelişimi için, yani 15 yaş altındaki çocukların gelişimi için orada futbol oynayın diyorlar. Futbol oynayın diyorlar. Fizyoloji dersinde gördük biz bunu. Evet, fizyoloji dersinde gördük. Yani bizim zamanımızda herkes iyi futbol oynardı. Yani o yüzden futbol koordinasyon için falan çok önemli. Tabii burada Can Bartu'ya da ayrı bir parantez açalım. Saygıyla, rahmetle. Allah rahmet eylesin. Yani futbol maçından basketbol maçına gitmiş. yani düşünebiliyor musun? Yani Can Bartu gibi bir efsanenin. Tarihte bir daha olmaz herhalde. Olmaz ama yani De Colo'yu görünce de hani acaba fena değil. Nasıl ses getirir yani, değil mi? De Colo'ya da az para vermiyor Fenerbahçe. O yüzden bence hafta içi maçında futbolda kullanabilir. Tamam, hani bugün Antalya'da oynuyor Fenerbahçe. O biraz şeydi, hafta içi maçı olabilir bence. Peki De Colo havaya girip ben bir futbol takımı idmana gideyim der mi? Valla gitsin, şu an oynayacak gibi yani. Bilmiyorum. Şu an oynarmış gibi geliyor bana. Yani Ferdi ile alver yaparlar onlar. Mesut bir tane ara pası atar. Olur yani, bence neden olmasın. Yalnız savunmadayken onun var ya, kafası böyle dönüp dönüp durur top sağdan sola. Futbolcular futbol oynamak ya çok... Sen Fenerbahçe futbol takımını pek izlemedin galiba. Onların da durumu çok hiç farklı değil. Hiç fark etmez İsmail. Futbolcularla futbol oynamak çok akıl kârı değil. Öyle mi? Basketbolcularla da oynamayı sevmiyor futbolcular. Ben oynarken çok elimi kolumu kullanıyordum. Ne yapıyorsun sen diyorlar. Alışkanlık çünkü sürekli mesela tutuyorum, ittiriyorum, bir şey yapıyorum. Baba ne yapıyorsun? Çok koştururlar. Yani devamlı böyle koşarsın sen, ne olduğunu anlamaz. Bakalım neler olacak. Nando De Colo'nun daha 3 haftası var ama onu da söylüyor dönüşünde. Hakan o tekeliyle aldığı hareket de fena değildi yalnız. İyi. Arkadan belinden geçiyor. Ona David Truss çok iyi yapardı. Bir tane şutu var öyle, biliyor musun? Köşeden pas geliyor, arkadan tekeliyle alıp atıyor. Yani yeteneklerini sorgulamıyoruz değil mi şu anda Nando De Colo'ya? Yani. Futbol oynayabilir mi oynayamaz mı onu sorguluyoruz daha çok yani. Oynayamaz diye. Çok etkiledi. O adımladıktan sonra sol ayağının üstüyle de o kadar düzgün verebilmesi önemli. Ayaklarına koordinasyonu sağladığı için ritme girdiği zaman yaparsın onu. Yapıyor. Hareketli. Ama geçmişi var yani. Öyle, belli oynanmış tabii, değil mi? Var. Yani sokaktan geliyor zaten Nando'da. Yani öyle... Yeni neslin en büyük problemi o. Sokak kültürü yok artık. E-sport kültürü var. Aynen öyle. E-spor demişken bu arada Cem Bölükbaşı'nı da ayrıca tebrik etmek lazım. Yani e-spordan gelip bildiğin Atari oynarken gerçek sporcu oldu. Çok ilginç bir kariyer. Bilmiyorum. Yani biz de FIFA oynuyoruz evde ama herhalde bir üçüncü lig takımına falan transfer olamayız gibi geliyor. İnşallah hikayesi değer bulur da F1 olur değil mi? Ne güzel olur ya. İnşallah. Çok kalbimiz onunla beraber, öyle söylüyoruz. Bu arada Bean Garaj'da da onun için ayrı bölümler oluyor zaten. Bizde de konuk olmuştu. Onu da takip edebilirsiniz diyelim. Kısa bir ara verelim, sonrasında Anadolu Efes'le devam edeceğiz. Topa baskı, mola dönüşünde oluşabilecek en kötü senaryo Bayern için. Mike James çok uzaklardan, daha kötüsü oldu Bayern adına. Topu çalıp 1-3'lük Mike James. Maç öncesi ısınmalarında bunları hep deniyor. Ya maçta ne zaman kullanacaksın dersin ya bazı ısınmalara, işte böyle kullandı. Hep kullanıyor ya. Yani fütursuz da. Ama top çalması da inanılır gibi. Şey için, trigger için kötü tabii, o sistem koçu ya. Yani rakip takımın en skorerini tutacak, ona pozisyon vermeyecek. Adam top çalıp üçlüğü atıyor ya.
9 metrede step back yapıp 10 metre 10 metreye çıkıyor, oradan atıyor yani. NBA'dekilere ne diyeceğiz o zaman? Evet işte zaten yani kafasını verse NBA'de sürekli olmaması için hiçbir sebep yok. Kaç tane oyuncu için, yıldız oyuncu için bunu söylersin? Çok az. Bence çok az yani. Mike James bilmiyorum ya. Mike James. Şved'i nereye koyarsın mesela? Çok büyük yetenek. O da olur. Zaten NBA'de oynadı yani o da ama çok çok farklı yani. Bakıyor, bu kadar bana yetiyor diyor. Saçlarınla ilgileniyor. Büyük ihtimal onları yağlıyordur o filan uzasın diye. Bir restoran zinciri var Rusya'da. Alexey Şved'in. Restoran zinciri var. Şved'in yeri mi? Neyse biz Barcelona Anadolu Efes maçına geçelim. Hemen istatistikler ekrana gelsin lütfen. Barcelona karşısında Anadolu Efes 82-77 sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe için konuştuğumuz nokta bu kez Efes için vardı. 5 üçlük atabildi sadece Anadolu Efes bu karşılaşmada. Maçı da kaybetmiş olduk. Aslında sonuna kadar işin içindeydik. Ama tabii ki çok fazla detay var. Konuşacağımız çok çok fazla detay var. Nereden başlayalım? Önce istatistiklere bakalım koç. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Yani serbest atışlar zaten oyunu rakip takımın nasıl yönlendirmek istediğini net bir şekilde gösteriyor. Diğer yandan 3 sayılık atışların hikayesinde o 5 isabette 2 oyuncu var. Larkin ve Moerman. Takımın geri kalanı 13'te 0. Yani şimdi burada Barcelona ile oynuyorsan bunun daha geniş bir yelpazeye yayılması gerekiyordu. Plyce'in belki orada dengeyi bozmasını bekleyebilirdik. Olmadı. Hani Hakan'ın yorumuna geçmeden hemen şunu ekleyeyim. Anadolu Efes kendi üstündeki takımlarla 9 maç yaptı. Hı hı. Sadece 2 galibiyeti var. Yani Final Four'u, şampiyonluğu hedefleyen bir takım için oldukça az bir rakam. Bir kazanı yendi, bir de Olympiakos'u yendi. Geri kalan 9 maçın 7'sini kaybetti. Şimdi Final Four'da finalist olan Barcelona 2 maç kaybetti. Ve diğer takımlara da, üstündeki takımlara da maçları kaybettiğini düşündüğümüz zaman hani oraları söyleyebilmek için yukarıdaki takımlarla oynadığım maçların biraz daha artı olarak geri dönebilecek bazı düzenlemeleri veya oyuncu düzenden uzaklaşmanın, oyuncu performanslarının bu süreçte ki bir de şunu da unutmayalım yani kazan maçı 30 Aralık'ta oynandı. Ondan sonra ilk Euroleague maçı, iki tane maçı erteleme Anadolu Efes'in yani maç ritmini de eklemek gerekiyor. Ama sonuç itibariyle ilk yarı özellikle Ergin Ataman atılmadan önceki sürece kadar şampiyon takım gibi oynadı Anadolu Efes. Yani oyunun içeriğinden bir şikayetimiz yok. Sadece taktiksel olarak değil, teknik anlamda oyuncu performanslarından istediğimiz verimin alınmadığı bir maçı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Hakan, sen ne dersin genel olarak? İhsan Hoca aslında önemli bir not söyledi yani üstteki takımlara karşı istatistiğini ama geçen sene Ocak ayında da çok benzer istatistik vardı. Yine üst takımlara karşı, üstteki takımlara karşı sonuç almakta çok zorlanıyordu. Geçen seneki Ocak'la bu seneki Ocak arasında benzerlik var mı yoksa bambaşka bir durum mu var? Benzerlik var ama bambaşka da bir durum var. O da şampiyonluğa ulaşmış olması Anadolu Efes'in. Yani bu tip durum, şimdi geçen seneyi hatırlarsak Anadolu Efes kötü oynadığında hep şunu konuşuyorduk. Muhtemelen olması gerektiği zamanda Anadolu Efes ritme girecek ve oynaması gereken basketbol veya daha önce oynadığı basketbolu oynayacak. Şimdi çünkü bunu destekleyen ciddi bir motivasyon vardı. Yani Anadolu Efes o işte beyaz sezonu ilan edilen bir önceki sezonda zaten ligi domine ediyordu. Bir hedefi vardı. Orada bir tamamlanmamış hikaye diye bir mottoyla yola çıktılar. Ve takımda olan hiçbir oyuncu daha önce Euroleague şampiyon olmamıştı. Şimdi böyle bir yapıda koç dahil çok ciddi bir motivasyonla beraber zaten o otomatizm olduğu için Anadolu Efes'te o klik ettikten sonra işler çok kolaylaştı. Şimdi bu motivasyon yok. Yani şampiyonluğa ulaşmış, o doyuma ulaşmış. Bütün oyun organizasyon olarak tepede olan bir tepeyi görmüş bir Anadolu Efes var.
tekrar bir sürü o badire içerisinde işte Covid vakaları, sakatlıklar, ne bileyim sürtüşmeler, işte Sertaç'ın takımdan gitmesi, orada bir açıklık olması gibi şeylerin içerisinden kuvvetlenerek çıkmakta zorlanıyor. İstemiyor mu? Çok istiyor. İşte yani bireysel olarak herkesin amacı yine o ne bileyim Dunstan'ın bu yaşta tekrar işte çok fedakarca gözüküyor ki işin içine girmek girmeye çok istiyor. Marman'ın sakatlıktan döndükten sonra çok fazla orada bireysel olarak motivasyonu var. İşte Simon çok iniş çıkışlar, yani bireysel olarak bir sürü şey sayabiliriz. Ama şu anda takım halinde klik etmekte zorlanıyorlar. Yani takım halinde o iki tane, üç tane ard arda maç kazanmaya ihtiyacı var Anadolu Efes'in ki o kazanma ritüeline tekrar ulaşsın. Onu kazanmakta çok zorlanıyorlar. Koç, sen kilit bir noktadan bahsettin. 33 serbest atış attı Anadolu Efes bu maçta. Ve Euroleague'de bu sezon istatistiki olarak en çok faul yapılan takım Anadolu Efes. Maç başına 17'den fazla faul yapıyor rakipler Anadolu Efes'e. Ve işte biz bunu Bayern ve Barcelona özelinde konuşuyoruz ama birçok takım da Efes'e karşı sen bunu ısrarla vurguluyorsun. Stratejisini Larkin ve Mitsic'i sık sık faullerle durdurmak olarak belirliyor. Bu maçta da bir benzeri vardı. Şimdi görünen o ki bu sezon olarak Euroleague'in bir stratejisi, Euroleague'deki takımların stratejisi haline gelmiş. İşte Barcelona maçlarında Barcelona'nın Larkin ve Mitsic'e yaptığı fauller. Bu maçta yine toplam 13 faul yapmışlar. Bu sadece Barcelona özelinde değil, artık genel bir noktaya geldi. Dediğim gibi 17'nin üstünde faul yapılıyor Efes'e maç başına. Maç özelinde mi anlatırsın bunu, konuşmak istersin, yoksa geneldeki, hani genel sezon içindeki sonuçları ne olur bunun? Şimdi tabii Larkin dizinde problem yaşadığı için o agresifliğini kesti. Kesmese o 5 faul en az fazla da olurdu. Çıkardı. Ama bu biraz kendini dönünce 24 faul yaptılar. 24 faulün 13'ü. Yine ben buradan biraz daha hani başka bir tarafa geçmek. Maçtan çıkacaksın. Çıktım. Tamam. Şimdi Euroleague'de başarıyı kovalayan takımların analizini yaptığın zaman Real Madrid'de Barcelona'nın 4 ve 5 numaralar konusunda çok daha üst seviyede veya onları kullanan bir sistem uyguladığını görüyoruz. Hem kalite yukarıda hem de adam sayısı çok. Evet. Yani oralarda oyun kurucular tamamlayıcı gibi oynayıp uzunlar üstünden hedefe gitme durumu var. Bu tarafa dönüyoruz. Milano ve Anadolu Efes'e baktığın zaman çok dominant kısalar var. Dış oyun kurucular başta olmak üzere ve bunların üstüne kurulu yapı var. Şimdi uzunlarla kuvvetli olan takımların kısalarla kuvvetli olan takımlara karşı maçı kazanabilmesi için bir kere fiziksel oynaması gerekiyor. Bu kısaların üstüne yapılacak baskılar, perdeler, temaslar zaman içinde oradaki yıpranmayı artıracaktır. Ve bunların yanında üçüncü bir de koçların yönetmeye çalıştığı veya takım olgusuyla hareket eden takımlar var. Zenit, Olympiakos. Zenit, Olympiakos, Kazan, CSK, şu anki Fenerbahçe. Bir de böyle bir yapı var. Şimdi o kategorideki takımları konuştuğumuz zaman bu darbeleri, tamam mı, tolere edebilecek alanlar yaratabilirsin. Ama Real Madrid ve Barcelona maçlarını oynuyorsan bir kere bu kısaların fiziksel olarak yıpranacağı ve rakibin de o uzunları devreye sokacak formülleri kullandığı oyun tarzına hazır olman gerekiyor. Süper özet. Bu kadar süper basit. Süper özet. Yani bu sezon içinde de yıpranmaya yol açabilir. Tabii işin merakı da hani bu kadar sistemin içinde şampiyon kim olacak? Yani hangisi, uzunlara yatırım yapan takımlar mı şampiyon olacak, yoksa kısaların endeksi olduğu takımlar mı? En son kısalarla şampiyon olmayan takım kimdi? En son kısa, o güzel bir soru bu. Geriye gitmeye çalışıyorum. Yok gibi. Ya hatırlamıyorum. Peki niye o zaman Real Madrid veya oyuncu bulamadıkları için mi? Yok, oyuncu yok koç. Oyuncu yok. Al, şu gün bugün 2 milyon dolarım var. Alsana Euro, bir tane oyun kurucu alsana Euro. Ama şimdi şöyle de bir durum var İsmail. Şimdi CSK Şved'i aldı.
Şive'de restoran sahibi gibi oynatıyor. yani şey değil yani takımın sahibi gibi oynatmıyor. Yani Şive de orada sıradan bir oyuncu bence gibi. Bence senin söylediğin çok önemli koç. Ben yani, buradan uzaklaşmayalım. Çünkü bunun etrafında dolaşmamız lazım. Sen Efes'in bu maçı kazanabilirdi Efes. Bu maçta sence Efes oyunu kaybetti mi? Hayır. Sence Hakan? Yok. Yani Efes kazanabilir. Bence 73-72 idi. Aynen. Tabelayı kaybetti sadece Efes. Bunun için bir sürü faktör diyebilirsin. Yani 7 tane oyuncu Covid dönüyor, Covid'den dönüyor. Zaten 2 haftadır maç yapmamışsın, ritmin yok. İşte hocan yok, atılmış, onu detaylı konuşacağız. Şu bu derken bir sürü faktörden bahsedebilirsin. Ama Efes bence bu maçta oyunu kazandı, tabelayı kaybetti. O yüzden bu maçla alakalı bir şey değil. Senin söylediğin de önemli çünkü sene başından beri ne diyoruz? Ben özellikle hep bunu çok vurguladım. Efes şu Mart'ı bir görsün de. Mart'tan sonrası daha kolay diyoruz. Ama şimdi senin söylediğin bana başka bir bakış açısı veriyor. Geçen seneki, o yüzden Hakan'a da öyle girdim aslında konuya. Geçen seneki Mart'a gelişle bu seneki Mart'a geliş arasında daha büyük bir fark var. Bu sene Mart'a gelirken Larkin ve Mitsic daha fazla darbe ve yara alıyor, daha fazla yıpranıyor. Esas problem bu olacak gibi. Senin söylediğinden bunu çıkarıyorum. %100 öyle. Yani ben öyle görüyorum. Yani onların üstündeki yük çok fazla. Yani bu oyuncuların oyun içinde dinlenebileceği neresi var ki? Savunma tarafına geliyor, perdeler sürekli geliyor tak 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 tak. Bir şey oluyor, onların tuttuğu oyuncu mesela. Yokubaitis'i kullandı. Niye? Kısaların üstüne atak yapacak, Misic, Larkin'i yıpratacak oyuncuyu bulmaya çalıştı. Yani Mirotic'den vazgeçti. Ki maça Mirotic, Higgins hamlesiyle başlayıp ilk çeyrekte 15 sayı buldu. Sonra maçın sonunda Yokubaitis de maçı kapattı Barcelona takımı. Ama diğer yandan Larkin ve Misic'in üstündeki yükü alabilmen için Boba ya da Simon'un mutlaka işin içinde olması lazım. Çünkü Elijah Bryant. Ya Elijah Bryant bu takımda çok fazla günlük performans verir. Çünkü onun eline top değmiyor ki. Hissetmiyor mu daha kendini? Ya şimdi Elijah Bryant yani Hakan da biliyor yakın yani. Topla oynadığı zaman kendisini var edebilen bir oyuncu. Top değmiyor ki eline. Yani elinde top kalma süresi ancak bitirici noktada. Ama bazı oyuncu o topu vurması lazım, hissetmesi lazım. Yani şimdi oyunun içinden gelmediğin zaman bunu izah etmekte zorlanabilirsin. Onu topu Lorenzo elinde... Brown için söylüyordunuz geçen sene işte. Tabii o da köşeye gidiyor. Verdiler topu Lorenzo Brown'a. Ne olduğunu görüyoruz yani Unix kazandı. Yani Elijah Bryant iyi bir oyuncu ama burada topu bulabildiği tek yer o rolü ribaundu aldıktan sonra topu karşı sahaya getirirken. Yani orada bir tek topu eline alabiliyor. Onun dışında yarı sahada top zaten gelmiyor yani. Peki sen katılıyor musun hocanın bu tespitine? %100. Larkin Misic yıpranıyor. %100. Yani geçen sene de yıpranıyordu. Tabii ki bu sene şimdi herkesin amacı Anadolu Efes'i yenmek. Nasıl yenebilirsin? Vuracaksın. Evet ciddi bir bireysel özgürlüğü, liderlerin bireysel özgürlüğü olan bir takım. Yıpratarak yeneceksin. Şimdi geçen seneye oranla zaten o sertlik derecesi bir tık arttı. Çünkü ya oyunu oynamayı bilen ne kadar sistematik olursa ne olur. Anadolu Efes'e karşı eğer Shane Larkin, Vasa'nın gününde olduğu, istediğini yapabildiği bir an varsa seni zaten yenecek. Şimdi onu bozmaya doğru çalışan bir takımlarla oynuyor Anadolu Efes. Barcelona bunlardan biri. Zaten Yasikevicius bunu seçen bir koç. Yani orada bireysel kendi kontrol etmek istiyor her şeyi. Burada bir de bu sene eksik parçalardan biri Simon yok. Yok yani. Geçen daha doğru sene, daha yani 3 tane iyi maçını sayamayız daha. Sayamayız. Rodrik Boba sezon başında çok iyi iş yaptı ama son haftalarda bir düşüş içerisinde çok doğal. Çünkü hakikaten sezon başında takım daha henüz toplamamışken, ritmi bulamamışken ciddi bir efor sarf etti. Yani maç olarak görürsek sezonu maça çok iyi başladı. Şu anda bir kendini saklıyor. Onun yanında Elijah Bryant'ı zaten efektif olarak kullanamıyor. James Anderson bence bir orada bu maçta da iyi oynadı. Yani 5 tane çok rebound aldı, ciddi bir sertlik koydu ama zaten burada Anadolu Efes'in ihtiyacı olan şeyleri James Anderson'dan alıyor. Ama Misic ve Shane Larkin üzerindeki baskıyı biraz böyle minimize edecek bir parça değil. Geçen sene Sertaç'la mesela buna bir ufak yardımcı oluyordu. Çünkü o pas sirkülasyonunu tamamlıyordu. Ciddi bir baskı olduğunda ikili oyunlar sonrası tek topa dokunarak mesela o skoru üretebilen bir oyuncuydu. Bu sene o parça eksik çünkü Plyce kısa devrilmeden daha çok dışarıya üçlüye açıldığında daha rahat eden
bir oyuncu. Oradan çok Plyce'den dönmüyor top. Böyle olunca tamamen Shane Larkin ve Vasa'nın eline bakan bir sistem var şu anda. Ama ya bu kadar çok negatif konuşuyoruz ya. Negatif ya konuşmuyoruz. Daha iyi söyleyeyim. Nasıl olabilir? SWOT analizindeki tehditleri konuşuyoruz. Aynen öyle. Yani hani negatif konuşma güçlü, değil bu. Güçlü, zayıf, fırsat, tehdit olur ya. Biz tehdit kısmını konuşuyoruz. Uzun vadede bu takım için hani zayıf yönüne dönüşebileceğini düşündüğümüz şeyleri konuştuk şu ana kadar. Güçlü yönü de belki şu. Yani şu maçta 2-3'lük girse tabii. Bu maçı konuşmayacağız. Yani 26'da 5 üçlük atıyor. Üçlüklerin çoğu da boş şut. Ya tamam da İsmail, şampiyonluğa gitmeyi hayal ediyorsan hani o 2-3'lük girse olmaz. Tabii girmeyince olmuyor zaten. Yani öyle onu o diyeme. Zaman bir üçlük girmese, şampiyonluğa giden bir girmese şampiyon yani şampiyonluğa giden takım bunu söylemez. Playoff'a giden takım bunu söylemez. Şampiyonluğa giden takım 2-3'lük girseyi dememelisi lazım. Bak bu maçın içindeki hikayelere baktığın zaman çok belirgin yönler var. Bir kere Simon'u çok kısıtladılar. Yani bir asistle bitirdi maçı. Şimdi Simon üçlük kullanamıyor. Pozisyon gelmiyor. Neden? Çünkü Anadolu Efes tempoyu arttıramıyor. Veya ne derler? Oyunun alanını genişletme, geçiş ama oyunlarını... Yani, koç hep boş üçlük. Yani. Tamam boş üçlükte. İyi takımsan, şampiyon takımsan... Sokacaksın. Yani başka türlü şampiyon olamıyorsun ki. Bu şekilde oldun. Her şey bir yana maçın en kritik anlarından bir tanesi Anadolu Efes'i hiç görmediğiniz şey Singleton iki defa üst üste arkası dönük oyundan 4 sayı buldu. Larkin direkt topu içeri verdi. Yani bir şey bulduğu zaman takım bunu oynamaya hazır. Larkin zaten orada yorulmuştu. Hani beni bir son 4 dakikaya atın, 3 dakikaya atın beyler deyip orada Singleton'ı buldu. Hemen onu beslemeye başladı. Tamam. Ama yani şimdi üçlükler sürekli ekrana geliyor. Koç bu kadar da boş. Bundan önce Anadolu Efes'in üçlük kaçırıp kazandığı maç hatırlamıyor musun? Muharman'ın, Singleton'ın dört numaradan ahlarla vahlarla kaç maç konuştuk. Ama şimdi yine ilginç bir istatistik var. Biz asist üzerinden asist göreceğiz. Önemli bunu. Olan noktalardan biri. 9 asistle bitirdi Anadolu Efes bu maçı. Peki konuşalım. Anadolu Efes'in 15 asist ve altında kaldığı maçlara bakalım. Can İş Bakan'ın güzel bir araştırması var. O maçlara göz atalım. Şimdi o maçlarda 9 kez olmuş bu arada. Efes'in 15 asist ve altında kaldığı 9 maç var. Sadece bir galibiyet. O da Unix Kazan'ı yendiği maç. Şimdi o maçlarda ne dikkatinizi çekiyor? Üçlüklere de bir bakarsınız diye tahmin ediyorum. Ama yani hani... Yani bir tane 13'lük attığı tek maç var kaybettiği. O da burada uzatmada kaybedilen Barcelona maçı. Onun haricinde Efes üçlük sokamadığında çok zorlanıyor. Bu sene çok fazla üçlüğü arıyor. Yani 8 mağlubiyetin hiçbirinde yani bir tanesi hariç çift taneli üçlük isabeti yok. Ve çok ilginç yani boş şut neden kaçar? Bunu bence biraz sorgulamalıyız yani. Çünkü bence asistlerin düşük olmasının sebebi o üçlüklerin kaçması yani. Neticede üçlüklere evet. Bağlanıyor bu iş. Ya şimdi üçlüklerin artması için Simon ve Boban'ın daha aktif olması lazım. Ama onların aktif olabilmesi için Misic'in elinden topun çıkması gerekiyor. Yani Misic bu maçta bir asiste bitirmiş. Yani Misic kalitesindeki bir oyuncu için bir asist olmaz. Veda. Yani şimdi o iki tane üçlük girse belki üç asist olacak işte. Şimdi, tamam. O da var tabii. Bak sen varsayımlar üstünden konuşmayı seviyorsun bugün ama şampiyonluğa gidiyorsan varsayımlar üstünden hareket edemezsin. O da oyunun bir parçası olarak kabul etmen gerekiyor. Pot altına asist yapabilirsin. Attım kafadan. Geçiş oyununda bir pas bulabilirsin. Yok şeye katılıyorum. Ben sadece Misic'e asist üzerinden değil, Misic'in gerçekten topu çok domine etmesi üzerinden konuşmamız lazım. Yani. Burada ben hani istatistiğin dışında konuşmak isteyen benim bu sefer. Peki yani. Şöyle diyeyim o zaman. Çok elinde kalmıyor mu koç topu Misic'e? Tamam peki. Vedalaş şöyle, kardeşim yani. Yani şimdi şöyle bir şey. Hani bazen kısanın elinde de oyunu kontrol etmek için topun kalmasını çok daha fazla isteyebilirsin. Özellikle Misic gibi kuvvetli bir oyun kurucunun. O zaman iki tane şey söyleyelim. Peki Larkin niye o kadar topu tutmuyor? Larkin kendi haddini biliyor. Bir yıldız oyuncu olmasına rağmen haddini bilerek oynayan bir oyuncu. Yani fiziksel temasların onun av atışları kaçırabileceğini, geçiş oyunları yoksa sete sette oyunun biraz daha sonra ona gelmesini, o biraz daha hissederek oynuyor. Misic bilmiyor mu daha? Misic tamamen kendini
takımın önüne atmaya çalıştığı alanlar var. Peki biz, ben o zaman iki tane şey söyleyeyim hemen. Daha tehlikeli. Bu söylediğin şey çok tehlikeli. Tehlikeli tabii de o gelişen yapı içinde bu tip yukarı sıçramalarda her zaman olur başarıya ulaştığın zaman. O başarının paylaşımıyla alakalı. Birincisi Ergin Ataman sistemini değiştirir mi? Değiştirmez. Hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Yani burada oyun yapısı olarak gidişat... Değiştirmesi gerekiyor mu? İşte asıl soru bu. Değiştirmesi gerekiyor mu? Artık herkes Anadolu Efes'in nasıl oynadığını, hangi oyuncunun ne yapacağını, hani bir anket yapsan herkes rahatlıkla söyleyebilir. Setler, oyuncuların ne zaman, nerede attığı, hepsi o kadar net belli ki. Şimdi burada Ergin Ataman sistemini değiştirmeyecek. İkinci ve kritik soru. Biz bugün bunları tartışıyorsak, bundan 1,5-2 ay önce de tartışıyorduk. O zaman da sistemi değiştirmemek gerekiyor diyorduk. Ama Anadolu Efes 10 mağlubiyet şu anda. Niye bunları söylüyoruz? Anadolu Efes takım halinde toplantı yapsa, Ergin Ataman toplantıya bir yerde dahil olsa, kulüp burada oyuncuları ve teknik kadroyu desteklese, arkadaşlar biz işimize döndük, egoları bir kenara bıraktık, takım için ne yapabiliriz kısmında birleştik dediği an şampiyonluğun en büyük favorisi. Bak şu ortamda Anadolu Efes'in... Sistem değişmese de diyorsun. Sistem değişmese de... Ben de katılıyorum. Sistem değişmese de bunun olma ihtimali çok yüksek. Ama bazen küçük dokunuşlara da ihtiyaç olduğu gerçeğinden uzaklaşmamak gerekiyor. Yani sistem değişimi değil de ufak eklemeler... Bazı oyun, evet, yani atıyorum arkası dönük oyunun adedini atıyorum periyot başına 3 taneye çıkartalım. Ben hep söylüyorum Mitsic'e işte acaba olsa. Çünkü Simon'dan alamıyorsun artık. Eskiden Simon'dan alıyordu onu. Hani Mitsic'e bir tane iki tane sırtı dönük oyun eklenir mi? Bir şey olur mu? Hani ufak tefek öyle eklemeler. Ben küçük detay atıyorum. Evet. Elijah Bright'a bir alan yaratılabiliyor mu? Yani onun da kendini iyi hissedeceği bir 3-4 dakika yaratabiliyor muyuz? Topla işte tepeden ikili fena oynamıyor onları. Evet. Acaba eklenir mi? Hakan? Bu sistemden vazgeçmek bence veya düzenden vazgeçmek. Bence ne oynuyorsa onu oynamaya devam edecek Anadolu Efes. Sadece o anı bekliyor. Yani ben şunu görüyorum. Anadolu Efes playoff'a şu anda kendini atmaya çalışıyor. Yani şampiyon takım gibi oynamıyor şu anda. Ama eğer playoff'a kendini atarsa o zaman şampiyon takım gibi oynayacak. Real Madrid ya da 7-8 olursa Real Barcelona fark etmez. Barcelona'yı mesela Anadolu Efes'in eleyemeyeceğini söyleyemem. Ben diyemem. Neyi diyemezsin? Barcelona'yı eleyemez der misin 1-8 eşleşmesinde? Abi orada dış faktörlerin de devrede olduğunu düşünürsek. Hadi gelelim o zaman. Evet. Abi Barcelona çok kullanıyor. Kusura bakmasınlar ama. Yani. Ya sen yıllarca kaç hakem konuşmayalım de şöyle olmasın. Böyle bir sezona denk geldi. Yani. Ya bu sene maç ya Şampiyonlar Ligi'ni de ben seyrediyorum. Orası daha facia bak. FIBA'da. FIBA. Orası facia bak. Hakemler düdük çalıyor birbirlerine bakıyorlar. Ben doğru çaldım mı diye yani. O kadar tuhaf orası da. Burası da feci ama. Ya bu seneki kadar. Ben bir istatistik çıkardım. Dün oturdum buna baktım. Şu ana kadar koçlara 38 tane teknik faul çalınmış Euroleague'de. Ergin Ataman'ın atılmasından bahsediyoruz tabii ki. 38 teknik faul çalınmış. Bu 38 teknik faulün 7'si Ergin Ataman. 7'si Şaras Yasikevicius. 7 teknik faulde Yasikevicius hiç atılmamış. Ergin Ataman 7 teknik faulde 3 kere atıldı. Panathinaikos ve bu iki maç. 38 dedik, 7-7 dedik. Barcelona açısından düşünelim. 38 teknik faulün 7'si Yasikevicius'un, kaldı 31 teknik faul. Kalan 31 teknik faulün 9'u Barcelona maçlarındaki rakip koçlara çalınmış. Hadi 4'ü Ergin Ataman. Messina, Radonjić, Trinchieri, Pablo Laso. Yani bu yani herkes Barcelona maçlarında çileden çıkıyor. Ya bu çok büyük bir yüzde ve artık bu bir şey gösteriyor. Yani ben çünkü hep bu işte komplodan uzaklaşıp şey yapmak istiyorum ama Barcelona maçlarında belki Yasikevicius'un oyunculuktan gelen hani bu hakemlerle bazılarıyla oyuncuyken de Yasikevicius bir yıldız olarak muhataptı. Belki ondan, belki başka bir şeyden bilmiyorum ama Yasikevicius'un Euroleague'de şu anda hani Euroleague'in şımarık çocuğu gibi böyle bir hakemler tarafından sempatiyle karşılandığını görüyoruz. Saygı görüyor mu sence Yasikevicius?
hakemlerden görüyor. Sence görmüyor mu? Barcelona'dan kaynaklanıyor olabilir mi? İşte onun ihtimali de var. %100 var. Ama Pešić bu kadar değildi. Pešić kullanmadı. Bu kullanıyor. Ha. Herkesin bir yaklaşımı vardır. Doğru, Pešić daha sportmence yaklaşıyor. O takılmıyor da. O cikletini çiğneyip insanların hani oyun içindeki varyasyonlarına bakıyordu. Veya Pešić de mesela hatırlarsan. Şey yapıyor, birinci dakikada birinci atılıp. Birinci dakikada gitti gayet sakin. Ama o takıma mesajdı yani. Tabii canım, Bartokas'ta Fenerbahçe maçında gayet sakin bir şekilde 2-3 itiraz tık soyunma odasına gitti. O bazen şey oluyor ya, Fener, Efes maçında da İstanbul'da şey olmuştu. Evet. Son top niye kullanıldığı zaman geliyor ona bazen. Ama yani çok iyi niyetli düşünmeye çalışıyoruz tabii ki. Ama istatistikler bazen bazı şeylerin altını çizilmesine neden oluyor yani. Evet. Yani çok sağlıklı bir ortam yok. Yani buradaki Ataşehir'deki Barcelona maçını hatırlayın. Yani tribün aşağı iniyordu neredeyse yani. Yani şimdi oyuncunun da veya antrenörün de bu şekilde maçı yönetmesi ister istemez senin de reaksiyonunun başka bir şekilde küçücük bir şeyi daha da büyütmene neden olabilir. Girer mi antrenörün kafasına böyle? Girmez olur mu ya? Yani hele hele Ergin Ataman'sa, o yola girmeye müsait bir koçsan, diğer yandan baktığın zaman Euroleague şampiyonu, Euroleague'in koçu seçilmişsin. Saygı kısmına geliyorsun. Diyorsun ki İstanbul'daki maçta hani beni attılar, ona atılması sonuçta İstanbul'daki maçta Yasikevicius'un atılması lazım. Evet. Diyor İstanbul'daki maçta Yasikevicius atılmadı, ben atıldım. Hani artık burada da böyle burada olur. Olmaz artık dersin değil mi? Yani herhalde biraz daha bunu Anadolu Efes Kulübü o maçtan sonra da bir basın bülteni yayınladı. Şimdi oradan geldiğin noktaya bir bakıyorsun. Ergin Ataman diyor ki herhalde diyor oradan bazı şeyleri düşünmüşlerdir diyor. Bir bakıyorsun iki tane hani itiraz herkes ediyor. Şimdi hani Ergin Ataman'ın itirazı da böyle belli bir noktaya kadar. Ya ağzını okuyoruz işte. Mantıklıydı yani. Vay diyor yani. Hani neden Bobo'ya neden faul çaldın? Sonra da dönüyor why technical diye soruyor. Yani sürekli hani ağzını çok rahat okuyabiliyorsun. Neden teknik faul çalıyorsun? Neden teknik faul çalıyorsun derken ikinci teknik faul aldı. Yani ben hep rekabetin korunmasından yanayım. Yani orada Ergin Ataman'ın saçma. Yani hiçbir şekilde. Ama Ergin Ataman'ın da maç çıkarken tribünlerle olan o diyaloğa girmesi de hani çok kabul edilmeyen bir şey ama. O ayrı. Sen tamam, ne diyorsun o teknik faul için? Onu da konuşacağız çünkü de o yüzden dedim. Sen ne diyorsun teknik faul için? Atılma iş değil. Yani şu anda biz bunu konuşuyorsak sadece biz görmüyoruz bunu. Yani bütün Avrupa'daki işte koçlar, bu Euroleague'in içinde olan bütün paydaşlar bunun farkında. Çünkü artık net bir şekilde çok aşikar. Yani ilk Barcelona maçını hatırlarsak Shane Larkin'e çalınan faul, Shane Larkin dokunmuyor bile. Evet. Yani oyunun sonunda o faul sonucu Shane Larkin oynayamadı. Ve en iyi oynadığı maçlardan biriydi Shane Larkin. Bu maçta keza öyle. Ergin Ataman, Anadolu Efes formasıyla Euroleague şampiyonluğu kazanmış. Son 4 sezonu domine eden takımın head coach'u. Eğer neden diye soruyorsa kusura bakmayın da gelip onu açıklayacaksın. Açıklayacaksın değil mi? Doğru. Yani ben böyle görüyorum. Yani ona saygı duymak zorundasın. Yani eğer soruyorsa sen oradaki hakem üçlüsü olarak gidip ona neden teknik faul çaldığını açıklamakla mükellefsin. Bunu yapmıyorsan da çift teknik faulle eğer koçu dışarı yolluyorsan bunun açıklaması yok ya, ben kabul etmiyorum. Senin söylediğin nokta önemli koç. Rekabetin korunması lazım. Burada korunması gereken bir şey varsa o da rekabet yani. Tabii ki. Bir taraf değil yani. Ya maçı yöneten arkadaşlar bunu atlıyorlar. Yani Covid süreci düşünsene yayına girerken söyledik. Antrenör idmanını düzgün yapabiliyor mu? Doğru. Kaç oyuncuyla yaptı? Maçı erteleniyor. Atıyorum Baskonya'ya gidecekken maça gidemiyor, erteleniyor, tekrar burada kalıyor. Oyuncular sürekli teste giriyor, teknik. Yani bir değişik psikolojik boyutu var. Yani burada hakemler sadece sahadaki oyunu değerlendiremez. Dış faktörlerin de kontrolü kısmında burada kendilerinin eleştirilebilecekleri bu noktaya getirmemeleri gerekiyor. Bak maç yönetimi bir düdük tartışılabilir. Koç, sadece ben davranış olarak yaklaşımlarının doğru olmadığını söylüyorum. Şu anda ben görüyorum Yunan basını, Litvanya basını, yani Litvanya basını bile Ergin Ataman'a haksızlık edildi. Böyle atılmaz yazıyor yani. Şimdi Yasikevicius'un memleketi orası, kalesi. Onlar bile böyle yazıyor.
Genel olarak şöyle bir durum var. Barcelona'ya karşı bu sezon Euroleague'deki takımların Barcelona'ya karşı ciddi bir koruma olduğuna yönelik bir inanışı var. Ve bütün Avrupa basını şu anda bundan bahsediyor. Desteklenen şeyler var ama. Yani. Olaylar bir sürü desteklenen. Sonraki bölüme gelelim. Ergin Ataman'ın çıkarken yaptığı hareketler. O kendiyle artık özdeşleşmiş yumruk sevincini yapıp kupayı ben kazandım şeklinde, I won the cup şeklinde tribüne bir nispet hareketi var diyeyim. Orada tribünün el sallarken işte Barcelona taraftarı, Ergin Ataman'ın cevabı da bu. I won the cup diyor işte burada. Ne diyorsun koç? Ya kendi değer yargılarımla yargıladığım zaman hiçbir yere ulaşamıyorum. Çünkü bana çok uzak. Ama şimdi Mourinho gibi bir karakter var. Atıyorum. İşte Fatih Terim var. Ergin Ataman. Bunlar tarzları bu. Tamam mı? Yani ben Ergin'i bu konuda hiçbir şekilde eleştiremem. Ben kendisine saygı duyuyorum. Basketbola kattığı değer, Anadolu Efes Kulübü'nde yaptığı, Türk basketboluna kattığı değerleri düşündüğüm zaman ben kendisine saygı duyuyorum. Mesleki olarak. Ama davranış olarak benim kendi değer yargılarımla bunu olumludur demem çok zor. Yani bana göre yanlış. Ama Ergin Ataman olarak düşündüğüm zaman onun hayata bakış açısı, meydan okuması bu şekildeyse benim diyecek bir şeyim yok. Ha, neyi eleştirebilirim? Tek eleştireceğim şey hani ben kazandım yerine biz kazandık dese hani ben belki biraz daha sempatik olarak bu olaya bakabilirdim. Ama sonuç itibariyle Ergin Ataman, yani tipik bir Ergin Ataman yaklaşımı diyeyim. Ve burada diyecek çok fazla da hani bir şey bulamıyorum. Yani değişemiyor İranlı, yani. İranlı bu meslektaşımız şey yazmış. Ergin Ataman tarihinin en Ergin Ataman hareketi bu bence. Ya Ergin bu. Ama dediğim gibi yani Ergin'in Türk basketboluna kattığı, Anadolu Efes'e kattığı değerleri düşündüğümüz zaman hani bu şekilde de ben ciddi anlamda saygı duyuyorum. Ha, davranışını tabii ki ben kendi adıma tasvip etmiyorum. Yani belki de haklıyken haksız duruma düştü bu davranışıyla ama Ergin yapınca da hani niye yaptı demek çok mantıklı gelmiyor bana Ergin. Hakan? Ya bu bir duygu patlaması. Yani ben de İhsan abiyle aynı fikirdeyim. Yani ben olsaydım yapar mıydım? Muhtemelen yapmazdım ama işin şu tarafı var. Bir kere yıldız karakterli oyuncu, yani ben koçlar yerine oyuncularla çok daha fazla vakit geçirdim. Hiçbiri lider karakterli, böyle alfa karakterli yıldızların normal olmuyor. Yani mantık çerçevesinde hareketler yapmadığı anlar oluyor. Yani normal insan standartlarında olmuyor. Zaten, ya bu arada maç sonu Yasikevicius nasıl? Yasikevicius da aynısı yaptı. Abi hiçbir farkı yok. Nasıl yani? Hiçbir farkı yok. Ben mesela onu da yapmazdım. Yani çünkü burada ciddi bir bu da maç sonu Yasikevicius'un ya böyle. Evet. Bence normal hatta sezon maçı ha. Yani. Evet. Ya yani ben onu da tasvip etmiyorum ben. O da yapılması gereken. Aynı şekilde o da 3 aşağı 5 yukarı meydan okumayı seven bir oyuncuydu. Şu anda da meydan okumayı seven bir koç. Şimdi o karakterdeki insanların her zaman mantıklı davranmasını beklemek bence mantıksız bir durum. Çünkü zaten onlara güç veren, o beslendikleri yerler orası oluyor. İşin bir de bu tarafı var. Anadolu Efes, bu koçlar, organizasyon olarak oyuncular abi hayatlarını feda ediyorlar. Yani Obradovic'in bir sözü var. Benim ilk antrenöre başladığımda bir idmanda söylemiş. Sizin hayatınızı satın alıyorum ben dedi. 10 ay. Siz dedi benimsiniz. Şimdi koç için bu kendi için de geçerli. Yani ne ailesini görüyor. Tabii kulüpte koçun, evet, kulüpte koçun hayatını satın alıyor. Ne ailesini görüyor, ne işte çoluğunu çocuğunu görüyor. Hiçbir sosyal hayatı yok. O yüzden bu duygu patlamalarını ben çok doğal görüyorum. O yüzden de eleştirecek bir yan bulamıyorum. Yani. Sarp da iyileşti. Sarp da bir hastalık geçirdi. Ergin Ataman yani yılbaşında ve doğum gününde ailesiyle olamadı. Evde karantina durumu olduğu için. Yani onun da aslında böyle bir duygu durumundan geçtiğini de ayrıca söylemek yani lazım. Yine genelleme kısa bir gene var mı vaktimiz? Yok, bitirmemiz gerekiyor. Daha detaylı konu yani istiyorsan son kez. Çok kısa söyleyeyim. Gücü ve saygıyı yakalamak çok kolay bir şey değil. Bunu yakalayan işte Obradovic var, Messina var, Lasso var. Ergin Ataman, Yasikevicius, Itudis hep bunlar saygıyı da arıyorlar. Çok başarılı olmalarına rağmen. Ama o güçle saygıyı birleştirmek
gerçekten çok kolay bir şey değil. Bence Ergin Ataman'ın en büyük sıkıntısı o. Bakalım sonrası nasıl olacak? Şu anda Efes için hala daha panik yapılacak bir durum yok. Yok. Detayları da uzun uzun konuştuk. Bundan sonra Euroleague yönetiminin artık çünkü Avrupa basınından da ciddi bir baskı varken tutumu değişecek mi onu da hep birlikte göreceğiz. Ama şu kesin Efes-Barcelona rekabeti Euroleague'i ayakta tutan rekabetlerden birisi oldu diyelim. Bu hafta biraz uzun konuştuğumuz için en iyi 3 hareketi göstermeden veda edeceğiz. Süreyi biraz geciktirdik. O yüzden süremizden biraz sarktık. O yüzden de özür diliyoruz ve Bein Euroleague'i burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Here now, in this game, one goal, one team, fight for that possession, gotta act fast, another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go, I feel devotion.